Allahu Billahi min Shaitan Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. illa billah. Aleyhi tevekkül ve bineyip. Sadek Allahu Lazim. Şeker koydun mu? Yok hocam. Bu haftada da suallere cevap verip, biraz sualleri azaltmak istiyoruz. Abdülaziz sor. sual bir vatanperver olarak ya da bir asi olarak anlatılan Kuşçubaşı Eşref hakkında Üstad ne söyler? Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin kurduğu istihbarat teşkilatını iddiaçılar iktidara gelince lav ettiler. Onun istihbarat için bütün dünyada kullandığı elemanların tahsisatını kestiler. Fakat bir müddet sonra baktılar ki devlet istihbaratsız olmaz. Bunun için teşkilatı mahsusa hususi bir teşkilat adıyla bir istihbarat teşkilatı kurmaya mecbur kaldılar. Kuşçubaşı Eşref Bey bu Kuşçubaşılar iki kardeştir. Bu istihbaratta çalışmış asli elemanlardandır. İddiatçıların hayalperest emelleri vardı. Harbi umumi gibi kendi başlarını beladan kurtarmanın zor olduğu bir zamanda İran'ı fete kalkışmışlardır. Vuramayan büyük taşa dalar derler ya. Kuşubaşı Eşref Bey de bu hareket içinde iştihar etmiş, şöhret sahibi olmuş bir isibaratçıdır. Lakin 946 senesinde Türkiye dünya şartlarının zorlamasıyla demokrasiye geçişte kurulan Demokrat Parti aslında Halk Partisi'nin ikiye bölünmesiyle teşekkül etmiş bir partiydi. Fakat millet 27 sene devam etmiş olan Halk Partisi'nin zulmünden öyle bir ki Demokrat Parti sanki aradığı bir partiymiş gibi Topyekün ona yüklenmiştir. Nasattin Hoca bir ziyafetle sirkeniz var mı demiş düğün sahibine, ziyafet sahibine. İki tane var hoca buyur demişler. Birini tatmış, yüzünü ekşitmiş. Öbüründen dökün demiş. Onu denemedin demiş. Demiş ki denediğim o kadar kötü ki ondan daha kötü bir sirke olamaz demiş. Ya sirkeden vazgeçeceğim ya da az kötüsünü tercih edeceğim demiş. Millet de bu mevkide kalmıştı. O zaman Demokrat Parti'yi müdafaa eden haddi zatında halk fırkasının temel görüşüne muhalefeti olmayan bir adam millet mecmuası diye bir mecmua çıkarmıştır. Bu adam Cemal Kutay'dır. Cemal Kutay vaktiyle niye Demokrat Parti'yi destekliyor onu da söyleyeyim de bilin. Ve Kurşubaşı'nın Onunla teşhiki mesaisinin sebebi anlaşılsın. Cemal Kutay Ulus gazetesi hakimiyeti milliye adıyla çıkarken orada bir zaman istihbarat müdürü bir zaman da yazı işleri müdürlüğü yapmış bir adam Türkiye'de Kürtçülüğü başlatan Bedirhan Zade ailesine mensup bir adam. Mustafa Kemal hakimiyet tesis etmeden önce milletvekillerinden, gazetecilerden, siyaset erbabından bazı şahısları şahsına bağlı bir istihbarat haline getirmiştir. Ve Hindistan'dan gelen, bugünkü Pakistan, Hint Müslümanların gönderdiği parayı, dava için gelen parayı şahsına almıştı. Bu paradan maaş vererek bazı adamları şahsi istihbaratında kullanıyordu. Cemal Kutay da bunlardan biridir. Mustafa Kemal'in şahsına bağlı istihbaratta çalışan bir adamdı, uluslayken. hakkını vererek anlatırsam suallerin cevabı uzun gidiyor da özetlemekte güçlük çekiyorum. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Politikada 45 Yıl isimli eserinde o da bir zamanlar Ulus Gazetesi'nin baş yazarlığını yapmış bir adamdır. o da Mustafa Kemal'in bu ekibine dahil olduğu için bu ekibin başına gelenleri yazmıştır. Başına gelenler şudur. Mustafa Kemal Paşa bu ekibi kullanmakta iken bir hadise olmuş ve bu hadise dolayısıyla İsmet Paşa ile arası açılmıştır. O hadiseyi de size kısaca anlatayım. Bir gün İsmet Paşa başvekil milletvekillerinden biri geliyor ona diyor ki bu Gazi Paşa vatanı kurtardı. Ne isterse yapsın. Hiçbir diyeceğimiz yok. Hakkıdır. Lakin bizim karımıza kızımıza el uzatmasın. Hayırdır ne oldu? akşam geldiler yaverler Gazi Paşa istiyor diyerek benim kızlarımı evden aldı götürdüler. Şu vakit oldu çocuklar dönmedi. Anası ağlayıp duruyor. Yani bir milletvekilinin kızına mı sıra geldi? Kiminle isterse eğlensin. Bir diyeceğimiz yok ama bu doğru değil. İsmet Paşa yel yepelek Mustafa Kemal'in huzuruna çıkar ve der ki bunu Yakup Kadri anlatıyor. Der ki Paşam sen bu vatanı kurtardın. Aslansın, kaplansın. Ne istersen yap. Ama arkadaşlarımızın karşısına kızını el uzatma. Hayırdır ne oldu? Anlatır milletvekilini söyledi. Hayır ben böyle bir iş yapmadım da. Olur mu? Yaver Cevat Abbas gelmiş. Adamın kızlarını akşam almış, Çankaya getirmiş. Şu vakit olmuş, kızlar dönmemiş. Anası evde ağlıyormuş. Milletvekili geldi bana şikayet etti. Gel lan Cevat Abbas. Buyur paşam. Ulan ben size falanın kızlarını alın gelin dedin mi? Cevat Abbas der ki Paşam çok sarhoşsunuz hatırlamayabilirsiniz. Biz onları sizin emrinizle getirdik Çankaya'ya. Şimdi bu Cevat Abbas ve emsali onun fedaileridir. Bir hadise parantez açıp size söyleyeyim. Bir gün denedi onları. Çankaya'da birini emretti ani elektrikler söndü. 3-5 dakika. Tekrar yandığında baktı ki o yaverler Mustafa Kemal'in etrafında bir çember oluşturmuşsa silah çekmişler. Suikast olacak korkusuyla. Böyle sadıklar. Onlara harcar mı? Kendi halinde biliyor tabii. Zizun'a sarhoş oluyor. Canım ne var bunda? Getirttikse getirttik. Diyor. Bunun üzerine İsmet Taş'a diyor ki Paşam rakı masasından devlet idare edilmez. Ulan sen kimsin bana bunu söylüyorsun? Defol diyor mu? Araların açılma sebebi budur. Sonra iki taraf arasındaki bu gerginlikten rahatsız olan birileri İsmet Paşa'ya ziyarete gidiyorlar. İsmet Paşa'ya haber gidiyor ki başbakanlıktan ayrılsın. Celal Bayar vekaleten bakıyor. İsmet Paşa Heybeli Adada bir evi vardı. Oraya çekiliyor. Bu arada bu ikisinin arasının bozulmasından rahatsız olan birisi birileri İsmet Paşa'yı arada bir ziyaret ediyorlar. Ya işte çok kötü oldu. Siz ikiniz el ele verseniz bu vatana çok büyük hizmetler ederdiniz. Ama Gazi senin büyüğündür. O senin ayağına gelemez. Sen bir tevazu gösterip gelsen barışsanız memleket için çok iyi olur gibi muslihane bir uslupla İsmet Paşa'ya yaklaşıyor. İsmet Paşa da söz arasında diyor ki o bana hakaret etti beni kovdu ama ben ona İngilizler biz nişanı niye verdi bir ifşa etsem gününü görür. Bak bunu siz de ilk duyuyorsunuz. Mustafa Kemal iki vesikadan hiç bahsetmemiştir. Bu ancak böyle yan kaynaklarda vardır. Onlardan biri Anadolu'ya giderken padişahın kendisine verdiği fermandır. 66 yılında bu kitapta ben onu yayınladım. Hiçbir yerde kaydı yoktur. Padişah onu padişah vekilliği sayılacak. Kendi selayetlerini devrederek Anadolu'ya göndermiştir. Osmanlı tarihinde hiçbir Osmanlı paşasına bu derecede geniş selayet verilmemiştir. Asker, sivil herkes onu dinlesin diye bu fermanda yazılıdır. Fermanda Sel Yaver benim yayınladığım ferman muhtebası Seryaver Yaver Avni Paşa'nın el yazısıdır. Şimdi bahsi uzatmak istemiyorum ama Avni Paşa'nın hatıratı da tahrif edilmiştir. Yeni çıktı. O da tahrif edilmiştir. Burada bir vesileyle ben ondan bahsettim. Ben aslını gördüm. Biraz da okudum oğlunun yanında. Evet. ikinci Ketmettiği vesikada İngilizlerin verdiği dizbağı nişanıdır. Dizbağı nişanının ben, Tevfik Paşa'nın park otelde, hususi müze gibi bir odası vardı. Orada gördüm. Şu benim masadan büyüktür, beratı. Madalya normaldir de, bir baloda, İngiliz Kralçesi Victoria'nın jartiyeri düşmüş uzun çorabını affedersin donuna tutturan lastik bağ. Onu bir asil adam lordlardan biri almış bu şereftir. Kralçemizin jartiyeri de yakasına takmış. Diz bağ nişanı böyle icat olmuştur. İngiliz kraliyetinin en yüksek nişanıdır. Herkese vermezler. Sultan Aziz padişahtı orayı ziyaret etti. Mecburi verdiler. Tevfik Paşa'nın kini ben gördüm. Bu kadar ferman ne yaptılar? Onun beratı şu masa kadardır. Bahsetmiyor. Ama İsmet Paşa bunu biliyor. Ben onu ifşa edersem gününü görür. Bu adam Mustafa Kemal'e yaranmak için kim olduğunu söylemiyor Yakup Kadri. Gelip bunu Mustafa Kemal'e Dolmabahçe Sarayı'nda anlatıyor. Anlatınca ha demek ki bu sır biliyor bir gün konuşacak. Araya adamlar sokuyor. Gazi çok üzülüyor seninle arasının açıldığını. Bir gelsen barışsanız vesaire diye İsmet Paşa'yı kandırarak Dolmabahçe Sarayı'na getiriyor. Dolmabahçe Sarayı'nda Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarıyla konuşmaktayken İsmet Paşa geliyor, selam veriyor, kimse selamını almıyor. Mecburen bir kenarda bir sandalyede oturuyor, dönüp gidemiyor. Karar veremiyor ne yapsın? Kimse merhaba Paşa hoş geldin bir şey demeyince o sırada İngilizce öğreniyor. <laughs> Cebinde bir İngiliz gazetesi var. <laughs> Kimse kendisiyle alakadar olmayınca gazeteyi açıp okumaya başlıyor. Meşgul görünmek için, psikolojik bir durum. Mustafa Kemal bir anda başını kaldırıyor. Paşa Hazretleri ne yazıyor o İngiliz gazetesi? Bana İngilizlerin dilbağı nişanının için verdiklerini mi yazıyor deyince İsmet Paşa'nın elinden gazete düşüyor anlıyor ki bu haber kendisine uçuruldu. Ulan diyor biraz da ağzını bozarak. Sen bilmiyor musun ben Lloyd George'un düşürülmesine sebep oldum da <laughs> iktidardan düşürülmesine. Bana onun için diz nişanı verdiler. Buna bağırıyor çağırıyor İsmet Paşa yel yepele kaçıyor. Rivayete göre öldürülmesini emretmiş. Bundan dolayı çocuklarına maaş bağlamıştı. Ben Lozan kitabında İsmet Paşa'nın çocuklarına Mustafa Kemal'in el yazısıyla maaş bağlandığını vesikasını noterden şeyini koydum görebilirsiniz. Bundan dolayı İsmet Paşa'yı ölü bildiği için çocuklarına maaş bağladığı iddiası vardı. Bunlar hepsi araştırmaya değer işlerdi. Şu söylediğimin iki kaynağı vardır. Biri Yakup Kadir'in Politikada 45 Yıl isimli kitabı. Birisi de Celal Bayar'ın 100. Yaş Günü dolayısıyla Tercüman Gazetesi'nde yaptığı tam sayfa bir röportajdır. Başka bir yerde bunların adı geçmez. Şimdi şu münaferet sebebiyle Mustafa Kemal vefat ettiğinde yerine İsmet Paşa 50 milletvekili yoktu taraftarı. Şükrü Kaya ile Recep Peker'in meclis üzerindeki baskısıyla reisi cumhur oldu. Rivayete göre zulüm ve şekavet devri bitmiştir diye bir beyanname hazırladı. Bunlar dediler ki ne yapıyorsun paşa? 50 tane milletvekili yok senin reisi cumhurluğuna taraftar. Biz bunu baskıyla zorla temin ediyoruz. At onu. Şunu okuyacaksın. İlk mektepte duvarda Mustafa Kemal'in nutkunun bitiş kısmı vardır. Ey Türk gençliği diye. Onun yanına bu da asılıydı. Netice millet sana minnettardır diye biter İsmet Paşa'nın bir beyannamesi. Bunu Şükrü Kaya ile Recep Peker hazırlamış. Mekteplerde bu tablo halinde asılıydı ey Türk gençliği ile birlikte. Bunu okuttular. Fakat İsmet Paşa Mustafa Kemal'in has adamlarını harcadı. Bunu Politika'da 45 yıl isimli kitabında Yakup Kadri tafsilatıyla anlatır. Çankaya bize kapandı. Hiçbirimizin semtine uğratmaz oldu. Kim bunlar? İşte bu Cemal Kutay gibi şeyin Mustafa Kemal'in has ekibine mensup olan istihbaratında kullandığı adamlar. Bu adamlar İsmet Paşa'nın bu tavrı dolayısıyla Demokrat Parti'yi tuttular. Mustafa Kemal'e ve onun zihniyetine, onun prensiplerine karşı olmaktan değil, İsmet Paşa'nın hışmına uğramış olmaktan dolayı Bunlardan biri de Feridun Kandemir'dir. İkinci adam Masalı diye kitap yazmıştır. İsmet Paşa'nın aleyhindedir. Cemal Kutay'ın da muhalefeti Demokrat Parti'yi tutma sebebi İsmet Paşa tarafından devlet hizmetinden uzaklaştırılmış Mustafa Kemal'in hususi ekibine mensup olduğu için memnun meyve haline getirmiş olmasına duyduğu infialdir. Bu infial sebebiyle Halk Fırkası aleyhine millet mecmuası adıyla bir mecmua yayınlamış. Kuşçu başı da muhalif bu adam. Yeni bir oluşuma taraftar oluyor diye bütün evrakını buna vermiştir. Millet Mecmuası'nda Benden Tarihe Haberler ismiyle Kuşçubaşı'nın kendisine tevdi ettiği evrakla ilgili bir hayli uzun süren neşriyatı vardır. Lakin Cemal Kutay o tarz bir adamdır ki eline geçen her vesikayı tahrif etmiştir. İsmet Paşa aleyhine bir şey bulduysa ilave de eder. Mustafa Kemal aleyhine veya onun devrinin aleyhine bir şey bulduysa onu tahrif eder. Eline geçen bunu cesur muhalefet yapıyor bir adam gibi görenler hatıralarını buna vermişlerdir. Bunların hepsini tahrif etmiştir. Cemal Kutay bu alemden gavur olarak gitmiş. Söylediğim sözün mesuliyetini midik olarak söylüyorum. Gavur olarak son nefesini bilmem orada zaten tövbe kabul değildir. Gitmiş. Bir tahrif. Ben din tahrifçilerini yazdım da tarih tahrifçilerini yazmaya ömrüm yetmez. 50 cilt olsa bitmez. Ur sözünü size ispat edeyim. Tarih düşünce dergisinde kendisiyle bir röportaj yapılmıştır. Ölümünden kısa bir müddet evvel diyor ki Kuleli Lisesi'nde bir konferans verdim. Dedim ki, Mustafa Kemal Paşa şamanistti, Müslüman değildi. Kuleli Lisesi alkıştan yıkıldı. Arkasından dedim ki, ben de şamanistim, Müslüman değilim. Daha fazla alkış. Mektep müdürü bana dedi ki, Tarih düşüncede bu sözleri görebilirsiniz. Kendi hayattayken röportaj. Kuleli kuleli olalı böyle bir alkış bu kuleli de talebe kimseye göstermemiş. Şaman isim diyen bir adam. İkinci bir delili daha söyleyeyim de bunu bırakalım. Tahriflerine de bir iki misal vereceğim. Atatürk'ün hasretiyle öldüğü dava Türkçe ibadet diye iki cilt kitabı var. Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz ibadet dilini Türkçeleştirmek istedi 1930-31 yıllarında. Meşhur Elmalı tefsiri de bu maksatla yaptırıldı. Türkçe metin namazda okunacak. Laiklik bütün dünyanın kabullendiği manasıyla devlet dine karışmaz. Din de devlete karışmaz. Hangi din olursa olsun. Bu iken Türkiye'deki laiklikte din devlete karışmaz. Fakat devlet dine karışır. Tatbikat da böyle yürümüştür. İslam'a göre devlet dine tabidir. Kemalizme göre din devlete tabidir. Devletin dini olur. Devletin istediği muhtevada olur din. Bugün de devam ediyor. Bugünkü Diyanet İşleri ise diyor ki bizim hak ve hakikati beyan için üç referansımız vardır. Birincisi ayet ve hadisler. İkincisi Avrupa normları. Üçüncüsü Kemalizm prensipleri. Peki sen ayet ve hadislerle Avrupa normlarını ve Kemalizm prensiplerinin bir mutabakatını ortaya koy da ondan sonra bunları aynı kategoriye sok. Bunu yapamayacağına göre şapla şekeri nasıl bir arada görüyorsun? Bugün de bu durum hala devam etmekte olduğuna bugünkü reisin şu sözleri şahittir. Türkiye'deki layıklık böyle yürümüştür bu sakin ağır hatalı tatbikatı ben yaşayarak görmüş bir insanım karşınızda. Dört defa Kur'an hocası basıldı. Ben Kur'an okumayı yarıda bıraktım. Bir hatim indiremedim hiçbir hocada. Dört defa jandarma baskınına maruz kalan sabiller arasındayım. Bunu yaşadım ve gördüm. Başımdan geçti. Böyle bir din anlayışı ve böyle bir layıklık anlayışı içinde ibadet dilini Türkçe yapacaklardı. Hatta bunun yere batan camiinde ve Beyazıt camiinde tatbikatı oldu. Bakanların nezaretinde Yasin suresini evvela aslını okudular. Sonra da Türkçesini okudular makamla. Benim kitapların birinde ona dair bir gazete kupürü de vardır. Hafızların resimleri vesaire. Bu tutmadı. Bunun belki müsakil bir seansta bu maksatla neler yapıldı onu hususu bir sohbette anlatırım. Ama bu hareket Mustafa Kemal Paşa'nın hasretiyle öldüğü bir harekettir. Doğru olan ibadet dilinin Türkçeleşmesiydi. Bunu işte Finlandiya'da fin lisanıyla Finlandiya'daki Müslümanlar, Tatarlar vardır orada çok. Yaptılar diye film lisanıyla bir Kur'an tercümesinin de fotokopilerini koyarak Cemal Kutay müdafaa etmiştir. Bu da gavurluktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim hadisten ayıran gerçek şundan ibarettir. Kur'an lafzı itibariyle de manası gibi lafzı itibariyle de Allah'tandır. Yani diksiyonu, kelime seçimi Allah'a aittir. Hiçbir tercüme Kur'an'ın aslı gibi mütalaa olunamaz. İsmail Hakkı Baltacıoğlu Kur'an tercümesi yapmış. Arapça bilmez. Lugat-ı Naci'ye dayanarak yapmış. Hem de bir hocaya soruyor. Bizim tahrip kitabında var. Ben lügat-ı ile tefsir yapıyorum. Bu kafi midir diye. Kafi olup olmadığından da emin değil. Lügat-ı Naci bir Osmanlıca lügattır. Arapça bilmeyen adam Kur'an tercümesi yapmış. Tercümenin adına Kur'an <laughs> demiştir. Kur'an tercümesi değil. Kur'an meali değil. Kur'an. Elimde mevcuttur galiba kitabın kapağını da tahrifin bilmem kaçıncı cildinde koydum kitabımı. Lafsı diksiyonu, kelime seçimi Allah'a aittir. Allahu Azimüşşan Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorsa sen onun yerine beşeri telakki itibariyle mealen aynı görünen Elhamdülillahi Rabbi semavatı vel arz desen namazın basittir. Çünkü bu söz Kur'an değildir. Onu karşılar görürsün sen. Değil Türkçesini söylemek, Arapça ibareyi değiştirmek bile namazı iptal eder. Fıkıh kitaplarına bakarsanız Galat okumalarda da hangi kıraat şekli Arapça olduğu halde telaffuz hatasıyla hangi kıraat yanlışı namazı ifsad eder hangisi etmez yüzlerce misal zikretmiştir fuka. Sen bırak Türkçeyi aynı ibareyi Arapça bir başka kelimeyle ifade etsen bile o Kur'an değildir. Kelime seçimi Allah'a aittir. Hadisten Kur'an'ı ayıran budur. Hadisi kutsi de mana Allah'tan, lafız peygamberdendir. Allahu Azimüşşan kutsi hadisin ifade ettiği manayı peygambere ilham eder. Peygamber onu dilediği kelimelerle ifade eder. Kelime seçimi peygambere aittir. Ayette peygamberin müdahale şansı yoktur. Allah-u hangi kelimeyi seçmiş, hangi maksat için, hangi kelimeyi kullanmışsa <laughs> onun ibadette kullanılması şarttır. Hatta telaffuz hataları bile mahsurdan hali değildir. Ve onlar bile bazen namazın iptaline sebep olacak ağırlıktadır. Böyleyken Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim diyeceksin. Nitekim Erenköy Camii'nde imamlık yapan Cemaleddin Efendi diye birisi Türkçe mealle namaz kıldırmıştır. Onun gazete haberini de ben kitaba koydum. Tatbikat da yapıldı. Cemal Kutay Mustafa Kemal'in hasretiyle öldüğü dava diyerek İbadet dilinin Türkçe olması lazım geldiğine dair katır ülke iki tane kitap çıkarmıştır ki bu dava küfrü muciptir. Bunu yapan kafirdir. Ben kimseyi ezbere itham etmem. Delilsiz itham etmem. Daha çok delillerim var da size şu iki tanesini zikretmek yeter. Cemal Kutay asıl cinayeti eline geçen tarihi vesikaları tahrifle yapmıştır. ne yayınlamışsa tahrif etmiştir. Bir adamın hatıratını yayınlayan adam onun doğrusuna yanlışına müdahale etmek istiyorsa bunu tahşiye eder. Yani notlar koyar adamın sözüyle kendi sözünü ayırtır. Yani bu bunu söylüyor ama bak başka kaynakta bunu söylüyor diye dipnotta naşir sıfatıyla koyabilirsin. Böyle kitaplar çoktu. Cemal Kutay öyle yapmaz. Cemal Kutay adamın yerine geçer. Bundan sonra şunun şöyle olduğunu, bunun böyle olduğunu, bunun böyle olduğunu anlatır der. Müellifin yerine geçerek kendi bildiğini anlatır. Bunun için yapar putu olan Mustafa Kemal'e dokunacak meselelerde yapar. Ekseriya. Kendi zihniyetine uymayan her şeyi tahrip etmiştir. Serbest fırkayı kuran Fethi Bey'in hatıratını böyle yapmıştır. En son Rauf Bey'in hatıratını tahrip etmiştir. Ben sizler Rauf Bey'in hatıratıyla ilgili bir hatıramı naklettim. Ben Rauf Bey'le çok görüştüm. Hatıratımdan naklettiğim zaman da oradan uzun gider şimdi tekrarlamayayım hatırlayın. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilişine dair bugün resmi görüşle asla bağdaşmayan bazı gerçekler anlattım. Ve bu hatırat kimseye bahsetmemesi şartıyla kendisine okunmuş olan Okun, o, o, ...okunduğunu söylediği... ...Şeh damadı Osman Paşa'nın... ...oğlu tarafından teyit edildi. Bunları anlattım size. Ama bugün Cemal Kutay'ın neşrettiği hatırata bakarsanız... ...adeta Rauf Bey'de bir kemalisttir. Asla. Bu hatıratta tahrif edilmiştir. En son... ...Mustafa Kemal'e... Sultan Vahidettin Merhum'un verdiği fermanın istinsah eden Avni Paşa'nın hatıratını yayınlayan da Cemal Kutay'ın tahriflerine o hatıratta 50-60 sayfa yer vermiştir. Cemal Kutay böyle bir adamdır. Onun için Koşçubaşı Eşref hakkında yazdığı hiçbir şey güvenilir değildir. Bundan dolayı ben Kuşçubaşı'nın hatıralarını o dergide çıkmış olan hatıralarını değerlendirmek selayiyetini kendimde görmüyorum. Çünkü hangisi Kuşçubaşı'nın sözüdür, hangisi Cemal Kutay gibi bu kadar sabıkalı, bu kadar sabıkalı, bu kadar tahripkar, bu kadar dinden, imandan koparak 90 küsür yaşında 160 tane kitap yazdım övünmesiyle giden, bu kitapların hiçbirinin bir ciddiyeti olmayan bir adamın yayınına güvenerek bu Kuşçubaşı başı şöyle adamdır, böyle adamdır, hatıratının şu değeri vardır, bu değersizliği vardır söylemek selayiyetini nefsimde göremiyorum. Ama böyle şeylere inananlar çok çıkıyor. Bunun size tipik bir misalini vereyim. Sultan Hamid. 1918 Şubat'ında Beylerbeyi Sarayı'nda vefat ettikten sonra ertesi yıl Utarit diye bir mecmua çıktı. Utarit. Bu mecmuada Sultan Hamid'in Hatıra Defteri diye bir yayın başladı. Bu yayın Vedat Örfi namı müsarıyla veya böyle bir adam var onun adıyla yayınlandı. Bu hatırat, sonradan zaman kitabevi diye bir kitabevi tarafından kitap halinde de yayınlandı. Bu hatırat Süleyman Nazifindir. Abdülhamitle hiçbir alakası yoktur. Abdülhamit'in defteri bulundu diyerek iddiaçıların aleyhine olan artık aleyhine dönmüş olan Süleyman Nazif kendi adıyla bir yayın yapmaya cüret edemediği için. Çünkü iddiaçılar kendilerine muhalif olan gazetecileri sokakta öldürüyorlar. Bunun kaç tane misali var. Cüret edemediği için Abdülhamid'in hatıra defteri bulundu diyerek Abdülhamid ağzından iddiaçıları tenkit etmiştir. Yüzlerce tarih geçirici geçirilen adamın kitabında bunu kaynak kaynak olarak görürsünüz. Küllüğüm yalandır. Süleyman Nazip bunu kendi itiraf ettiğini İbrahim Hakkı Konyalı'ya söylemiştir. Konyalı da bana yeminle teyit ederek anlatmıştır. Ama bu kitap hala doğruymuş gibi tarihçi geçiren birçok adam tarafından kullanılmaktadır. Bu hatırata göre Abdülhamit Latin harflerine taraftardır asla ve katta. Bu Süleyman Nazif'in kendi fikridir. İkinci bir sahte hatırat Abdülhamit'e mal edilen İsmail Ami danışman tarafından uydurulmuş. Fransızca aslı bulundu diyerek bir cümle bir satır Abdülhamid'in el yazısını göstermeye kadir olmaksızın çakmak mecmuasında tefrik edilmiştir. Ortalıkta gördüğünüz Abdülhamid'in hatıratı diye kitaplar iki ayrı kitaptır. Bunların ikisi de sahtedir. Abdülhamid'in bir cümlesi, bir kelimesi yoktur şimdi. Ama bunlar kaynak olarak kullanılır. Şimdi nevzuhur bir takım tarihçiler de Cemal Kutay'ın bu neşriyatını ciddiye alıp kullanabilir. Ben şimdiye kadar ne Cemal Kutay'ı tenkit sadedinde temas ettiğim oldu. Ne de Kuşçubaşı şunu diyor bunu diyor diye mevzu bahsettim. Çünkü asla güvenilirliği yok. Abdülhamit'in hatıratı diye misal verdiğim bu kitap hakkında da şu çürüklükleri Abdülhamit kitabında yazdım. Kuşçubaşı hakkında söyleyeceğim budur. Bir istihbaratçıdır. Bıraktığı evrak bir sahtekarın eline geçmiştir. Tahrif edildiği yüzde yüzdür. Hangisi doğru hangisi yanlış bunu ayırt etmek imkanı yoktur. Eğer Cemal Kutay'ın evrakı bir gün sahaflara düşerse onun bazı evrakı sahaflara düştü hayattayken ben aldım bende var. Gene varisleri vesaire sahaflara düşerse kuşçu başında ona tevdi ettiği vesaik görülebilir de ele geçer de ona istinaden bir şey söylemek imkanı asıl olursa ona bir diyeceğim yoktu. Cemal Kutay yayınla istinaden Kuşçu başını değerlendirmek mümkün değildir. Lakin İttihat Terakki gibi bir hükümete istihbarat hizmeti veren bir adamın da sağlam olduğuna ihtimal yoktur. O cinayetleri işleyen o vatanı 10 senede Abdülhamit tahtı terk ettiği zaman vatanımız 13 milyon kilometre karedir. 13 milyon kilometre karelik vatanı 10 senede tarma elde bir kadroya istihbarat hizmeti veren bir adam muhalefete geçmeyen bunlar ondan sonra Cumhuriyet devrinde sen git de Manisa'nın bir kazasında bir çiftlik al da orada çekil de çiftlikle meşgul ol da ben de sana adam diyeyim. Kusura bakma. Sen o cinayetleri işleyen o vatanın parça eden kadoya muhalif zamanda bir cümle yazsaydın sana itiram durdu. Lakin sen sonunda çiftçi oldun. Manisa'nın bir kazası birden aklıma gelmiyor. Şu Kenan Evren'in doğduğu yer. Orada bir çiftliğe çekildi. Bu ne demektir? Mustafa Kemal'in şiddetli idaresinden korktun karşısın demek. O halde pek lehine bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Bunu da kanaat olarak söyleyip bu işi burada bitirelim. Başka bir olsun Fatih Bayhan Mustafa Kemal Mustafa'dan Kemal'e Atatürk'ün Büyük Sırrı isimli kitabında Atatürk'ün Selanikli değil Malatyalı olduğuna dair belgelere dayanarak bir iddia ortaya attı. Atatürk'ün Malatya'da akrabaları varmış. Babası askeri istihbarat içerisinde çalışmış ve şehit olmuş biriymiş. Annesi ölmüş, hakikatte teyzesi olan Zübeyde Hanım onu büyütmüş. Atatürkolog olan Üstad bu bilgiler için ne der? Yahu lalet bir köylü bile, üç beş tane dedesini sayabilirken bu ülkede bu kaçıncı yalan bu adam hakkında? <laughs> Size bilsem getirirdim. Milliyet gazetesinde bir haber çıktı. Atatürk'ün Rize'deki akrabaları aile resmi çektirmişler. Milliyette haber. Biz onların da bir hikayesi var. Şundan 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 dolayı Atatürk Rize'lidir. Biz onun akrabasıyız vesaire. Bu kaçıncı yalan? Bu kaçıncı yalan? Biz bunun hangisine inanalım? Ne alakası var Malatya'yla? Bu İsmet Paşa'nın ben Bitlisliyim demesi gibi bir şeydir. İsmet Paşa Karabağlı. Karabağ Azeri. Azerbaycan'daki Karabağlı ve maalesef de Türk değildir. Rıza Nur Lozan'da diyor ki ben Bitlisliyim. Bitlise Türk var mıdır? Ben Türk miyim? Rıza Nur da ya. Ben Rauf Çerkez'dir o seçilmesin diye Türk'ün işini bir Türk görsün diye bunu seçtirdim diyor. Eyvah bu da meğer Türk değilmiş diyor. Ne olduğunu söylersen belki varisleri dava açar. Fethullah'tan dolayı dilim yandı da üç tane dava birden açtı çünkü. Şimdi bu moda oldu. Cevap vermek yerine dava açıyorlar. Onun için söylemeyeyim. İsmet Taş'a Bitlis'te 6 ay kalmış. Malatya'da 1,5-2 sene kalmış. İzmir'de doğmuş. Kürtlükle de alakası yok. Türklükle de alakası yok. Hadi buradan sonra nokta nokta koyayım. Onunki de böyle. Atatürk'ün soy kütüğü diye bir kitap çıkardılar. Efendim, bilmem... Sarı Zeybek diye bir şey uydurdular. Sarı Zeybek, Zeybek Egeli olur. Efendim Mustafa Kemal Paşa'nın bir harabesiz evi gösterdiler. Dedesinin evidir dediler. Ya bunlar Mustafa Kemal'in ölümünden 60 sene sonra, 70 sene sonra mı ortaya çıkacaktı? Binlerce kitap yazılmış hakkında. Bu nedir? Bu masallaştırmaktır iş. Işte doğrusuna bile inanılmaz hale getirdiler. Onun için bunlara sadece gülünür. Vesikaya istina denmiş. Vesikanın ne demek olduğunu bilmeyen adamın sözü o. Oturursun bir vesika uydurursun. Cemalettin Kaplan da uydurdu. Benden duydu ki Almanya'da Mustafa Kemal'in babası addedilen kabul edilen Ali Rıza Efendi Mustafa Kemal hakkında nesebi red davası açmıştır. Ali Rıza Makbule Atatan'ın babasıdır. Mustafa Kemal'in babası değil. Nesebi red davası açmıştır. Cemalettin Kaplan uydurdu. Bugün Osmanlıca öğrenmiş bir adamın bakkal yazısı gibi yazısıyla bir vesika nedir? Selanik Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bu dava görülmüş de i̇şte Mustafa Kemal'in Ali Rıza Efendi babası olmadığı sabit olmuş. Geziyor internette. Küllüğüm yalan. Böyle bir dava açıldığı zaman o zaman Şer'iye Mahkemesi'nde açılır. Ne sebe Şer'iye Mahkemesi bakar. Şer'at kaldırılmadan evvel evvel adliyede bir ikilik oldu. Nizamiye Mahkemesi, Şer'iye Mahkemesi mehakimi şer'iye, mehakimi nizamiye. Böyle böyle İslam rafa kaldırıldı. O gün bile böyle bir dava şer'iye mahkemesinden çıkar. Sulh hukuktan <laughs> neseple ilgili bir dava, bir karar bugünkü mahkemede, bugünkü sistemde çıkar. O günkü sistemde çıkmaz. Cemalettin Cahili Benden duyduğu bu vakayı güya vesikalandırdı. Osmanlıca bilen birine yazdırdı. Bir mahkeme katibi o zaman bir mahkeme katibi bugün hattatından daha güzel yazı yazar. O yazı bir defa bir acemi yazılsın. Mahreci de yanlış. Karar verdi dediği mahkeme sulh hukuk mahkemesi Selanik sulh hukuku yazarsın sen oraya. Bir de eski pul bulur yapıştırırsın üzerine. Mahkeme ilamına pul yapışır mı yapışmaz mı ondan da haberin yoktur. Uydursun bir vesika cahilim dili daha de, vesika der. Vesika nasıl değerlendirilir? Vesikanın gerçekliği nasıl ispat edilir? Ondan haberi olmayan adamlar gördüğü her kağıdı vesika zanneder. Birisinin uydurmasını da böyle vesikaya istinaden böyle yazmış diyor. Gösterin bize o vesikayı bakalım nedir? acaba vesika değeri var mıdır yok mudur? Onun için bu efsanelere ihtiyacı yok bu milletin. Büyük adam türetmeye de ihtiyacı yok. Tarihte bizim milletimiz kadar iftihar edecek büyük şahsiyeti olan bir başka millet yoktur. Bizim yeniden bizim de bir büyük adamımız olsun diye birini büyütmeye de ihtiyacımız yoktu. Bırak onu tarihe. Bunlar adam olsalar evvela onunla kanunla korunmasına muhalefet ederler. Dünyada büyüklüğü mevzubahsı olan bir adam var mı ki milletine karşı korunmak için kanun çıksın hakkında? Bu yüz karası bir kanundur. Yüz karası bir kanundur. Avrupa uyum yasaları diyorsun. Var mı Avrupa'da şapka kanun diye bir kanun? Kıyafet kanunu var mı? Yazı için bir kanun var mı? Bir şahsı korumak için bir kanun var mı? Avrupa'ya uyacaksan evvela bunlar insan hakkıdır. Bir insan başına ne isterse onu koyar. Yahu buna devlet karışır mı? Buna devlet karışır mı? Bunlar bugünkü anayasada Zikredilmiş bunların anayasaya mukayyareti iddia edilemez diye madde var. Bunun manasını kanun yapıcısı biliyor ki bunlar anayasaya da aykırı, tabi hukuk kaidelerine de aykırı. Biri çıkar da dava açar diye peşin tedbir almış bunların anayasaya mukayyareti iddia edilemez. Bu anayasaya mukayyaretlerini tescilden başka bir manaya gelmez. Bu rejimin yüzünde bir lekedir Hangi hükümet cüret edecek de, fiili baskılardan korkmayacak da, bunları kaldıracak dört gözle bekliyorum. Bu masalları dinleyecek vaktimiz yok. Evet. Üstadım, İnönü'nün bir askere Yunan düşmanımızdır, yedi dövel düşmanımızdır, unutma ki bu millet de düşmanımızdır dediğini okudum. Bu söz doğru mudur? böyle bir söz kaynaklarda var. Ben de gördüm. Sözün söylenmiş olmasının doğru olup olmaması bir tarafa sözün ihtiva ettiği mana doğrudur. Millet de düşman. Çünkü milli mücadele kadrosunu millet ittihat terakkinin canlanması olarak görmüştür. Bunun ispatı nedir? Konya isyanı. İspatı nedir Yozgat isyanı? İspatı nedir Düzce isyanı? İspatı nedir Bolu isyanı? İspatı nedir Gerede isyanı? Bu saydığım şehirlerin halkı, gavurla mı ittifak halindeydi de Mustafa Kemal ve kadrosuna isyan etti diyeceksiniz. Hayır, İttihat Terakki'nin birinci kadrosu vatanı batırdı, ikinci kadrosu iktidarlarını Ankara'da yenilemeye uğraşıyor diye isyan etti. El hak bu işşahat da fiilen doğrulandı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyeti ve icraatı ile İttihat Terakki'nin zihniyeti ve icraatı arasında kıl kadar fark yoktu. Hatta Halk Fırkası din alehtarlığında İttihat Terakki'yi de aşmıştır. Çünkü eline müstesna bir fırsat geçmiş. Belki iddiatçılar da harplerden, darplerden fırsat bulabilseler de aynı yanlışları yaparlardı. Kafa bozuktu ve İttihat Terakki Yahudi güdümlüydü. Metir Salemlerin, Emanuel Karasu gibi Yahudilerin güdümündeydi. Yahudi olmayanlar da kahir ekseriyetiyle masondu. Meşrutiyet inkılabını 100. seneyi devriyesi dolayısıyla internette beyanlarla doldurdu masonlar. Bu inkılabı biz yaptık diye. Kendi beyanları internette doldurdular 100. yıl dönümü dolayısıyla. Bu ne demek? Sultan Hamid'i deviren güçler Yahudi güdümündeydi. Filistin ve İsrail meselesine bağlı olarak bu yapıldı. Öyleyse İttihat Terakki Yahudi güdümünde olduğu şüphesiz bir gerçektir. Öyle bir fırkanın diriltilmesi manasını anladığı için millet o kadroya karşı bu isyanları gerçekleştirmiştir. Bu teşhis, bu tahmin de halk fırkasının sonraki icraatıyla sabit olmuştur. İttihat Terakki'den daha aşırı adımlar atmıştır. Yazı değiştirmek gibi, şeriatı yasaklamak gibi, bir cümle kavani İslamiye'yi çöpe atıp bayrağa haç olan milletlerin kanunlarını almak gibi, soyadında bile İslami isimleri, İslami ünvanları yasaklamak gibi, dinin eğitim ve öğretimini yasaklamak gibi icraatıyla İttihat Terakki'den daha aşır din alehtarıdır. Binlerce cami yok etmiştir halk fırkası iktidarı. Bedir Yayın Evi'nden Cami Kıyımı isimli kitabı alın da görün. Binlerce tarihi cami yıkmıştır. Demokrasiye geçildiği için şimdi yutkunarak konuşuyorlar. Layıklık perdesi altında konuşuyorlar. Senin anladığın gibi layıklığı anlayan ve tatbik eden dünyada kimse yok. Senin kafan modası geçmiş. Bir kafa. Şimdiye kadar bu kafanın millet tarafından tasvip edilmemesinden dolayı iktidardan mahrum kalış asker vasıtasıyla telafi ediliyordu. Bugün asker de o şansı kaybetti. Ebedi muhalefettir din aleyhtarı olanlar bu ülkede bundan sonra. Ebedi. Bunlara iktidar yüzü asla nasip olmaz. Evet. Sinirlilikleri bundandır. Tahammülsüzlükleri bundandır. Yarasalar gibi ortalığı kapkaranlık göstermeleri bundandır. Çünkü iktidar şansı ümidi yok. Millette yok. Askerde tek dayanaktı. O da suya düştü. Bunlar şimdi kıyamete kadar diz dövecekler. Bütün nesilleri böyledir. Bunlar kelayna kuşları gibi nesli tükenmek üzeredir. Gelecek dindarlarındır. <laughs> Allahu Azimüşşan kainatta nasıl maddi mevsimler halk etmişse... Maneviyatta da böyle mevsimler vardır. Manevi mevsim itibariyle Müslümanların önünde yaz, onların önünde kış vardır. Siz onların kışını da kendi yazınızı da görecek bahtiyar nesillersiniz. Başka bir sual e, Atatürk milli mücadele yıllarında Amerikan mandasını müdafaa etmiş midir? Sivas Kongresi'nde böyle bir şey var. Sivas Kongresi'nde. Evet. Hatta bununla ilgili Amerikan Senatosu'na yazılmış bir mektup da var. Bu da yayınlanmıştır. Ama bunun ehemmiyeti yoktur. Siyasette böyle işler yalandan da olur. Geçici de olur. Siyaset neyi gerektiriyorsa. Mesela ben Mustafa Kemal'in ta Anadolu'ya geçmeden evvel İngilizlerle fikir ve hisbirliği yapmasına da muhalif değilim. Herkes sana diyor ki bundan dolayı ben bunun aleyhine. Hayır. O gün nasıl bugün bazı işlerde Amerika'ya paralel yürümezsen başaramazsın. O gün İngilizler öyleydi. Ama zafer kazandıktan sonra o anlaşmalara sadık kalmak hatadır. Ve icraatın yanlışlığıyla muhalifim. İcraatın yanlışıyla muhalif olmak başka, siyaseten kendi emelini gerçekleştirmek için bazen düşmanla da işbirliği yaparsın. Mecbur kalırsın. Zararın çoğundan kurtulmak için azını tercih edebilirsin. Bunlara ayrı ayrı değerlendirmek ve yerinde değerlendirmek lazım. Mandacı diye itham ederler bir sürü adamı. Rauf Bey'i, Hal dedi bir vesaire. Bunların hiçbiri vatan haini değil çare göremedikleri için, bedbin oldukları için, milli mücadelenin gerçekleşmeyeceğini düşündükleri için böyle şeylere meyletmişlerdir. Millet düşman olduklarından değil. Bilmediler ki İngilizle Mustafa Kemal anlaşmış da bin netice Yunan'a yardım kesilecek de galip geleceğiz. Onu İsmet Paşa Ray Pro ile gelip görüştükten sonra inandı. O da inanmadı milli mücadeleye. Zorla götürülmüştür İsmet Paşa. Yeni Bahçeli Şükrü tevkif ederek götürdü. Mustafa Kemal sen şu sözü ben Lozan'da yazdım anlatmak istemem burada uzun gider. Raif duyarsan inanır mısın deyince tabii inanırım. Çünkü Raif Furo İngiliz Entercans'ın başı. Anadolu'ya iltihak ettikten sonra İsmet Paşa trenle İstanbul'a geldi. Öyle bir zamanda ki Kuvayi Milliye'ye yardım edenlere verilecek ceza ölüm diye duvarlar, yollar ilan dolu. Ölüm kelimesinde Elif'in boyu iki metre. İsmet Taşı Anadolu'ya iltihak etti. Geliyor. Ben Rahip Ruh'yla görüşeceğim. Elçiyim diye. Mektubu gösterince bir şey olmuyor. Yani herkes Mustafa Kemal'in ve İsmet Paşa'nın bildiği sırrı bilmediği için onlar gibi neticeden emin olamadı. Bunun tipik misali Çerkez Zetem'dir. Çerkez Zetem'i de hain ilan ettiler. Asla. Ricati kabul etmiyor. Halbuki yangın büyüyecek, kurtaranlar da şanı şerefi artacak. Bilse ki bu bir plandır. Yunan'ı kullanan İngiliz, sonunda şunu şunu yapacak diye İsmet Paşa'nın bildiğini bilse o da çekilirdi. Bilmiyor. Güvenip de söylemiyorlar da o zaman bu yaptığımız iş yanlıştır diyor ya. Bursa'yı bir kurşun atmadan Yunan'a teslim ediyorsun. Meclis bile İsmet Paşa'nın idamını istiyor. Mustafa Kemal çıkıyor ben askeri tatbikat icabı olarak ricatı ben emrettim diyor. Hamdullah Subi gibi bir adam meclise bağırıyor. Sen de idam etmek lazım. arka planını bilmeyen adamın hissiyatı bu olur. Bilenler bu geçicidir, neticeye bak diyorlar. Onun için Amerikan mandası istedi diye kimseyi itham etmek doğru değildir. Çaresizlikten ve girişilen milli mücadelenin arka planını siyasi anlaşmaların bilmeyen adamlardan çoğu buna taraftar olmuştu. Bundan dolayı kimseyi kıramamak diyor ki Atatürk'ün birinci meclisi etmesini bir darbe olarak görüyorum. Ve Cumhuriyet boyunca yapılan darbelerin Atatürk'ün bu darbeciliğine dayandığını düşünüyorum. Üstad bu konuda ne der? Aynen iştirak ederim. Bu tabiat kanunu kadar doğru bir iştir. Ama siz bu işin nasıl yapabildi onu öğrenmelisiniz. Meclis İstanbul'daki meclistir. Ankara'daki birinci meclis. İngilizler siyasi faaliyeti İstanbul'da söndürüp Anadolu'da başlamasını temin için işgal tahakkuk ettikten ne kadar sonra meclisi bastılar. 16 Mart'ta. Kasım'da İstanbul'u işgal eden adamlar 16 Mart'a kadar meclise dokunmadılar da niye dokundular? Meclisi feshettiler Ankara'da toplansın diye. Bunun için Rauf'la anlaştılar. Bak Çerkez Ethem nasıl hain denildiği halde gerçekte bir milli kahramandır diyorsam ben Kimsenin lehtarlığı veya alehtarlığından ne korkuyorum ne seviniyorum ne de bir şahsi hesabım var. Rauf ihanet etti. Feridun Kandemir o da Cemal Kutay gibi İsmet Taşan'ın adamıydı. Reddedilenlerden biridir. Rauf Bey'in sağlığında Rauf Orbay'ın hatıraları ve söyleyemedikleri diye bir kitap çıkardı. Rauf Bey sağken yayınlanan bu kitapta Rauf Bey onunla yaptığı röportajda diyor ki ben nefsimi tehlikeye atarak lafa dikkat edin hayatımı tehlikeye atarak Osmanlı Meclisi Mebusan'ını basmaya İngilizleri ikna ettim. Kitap ortada. Bir Osmanlı mebusu Osmanlı Mebusan Meclisi'ni İngiliz işgal kuvvetlerinin basmasına onları ikna etmeyi kahramanlık sayıyor. Ve devamında diyor ki Sivas'tayken biz Mustafa Kemal Paşa ile bu hususla mutabık kalmıştık. Şimdi anlayın buradan işin ne olduğunu. O meclis Ankara'da toplansın, ve siyasi faaliyet merkezi Ankara olsun. O zaman için Ankara'da daha belli değildir. Yani Anadolu olsun ve Mustafa Kemal'in idaresi altında olsun. Anadolu'ya kaçamayanları İngilizler heyeti nasiha olarak Ankara'ya götürmüştür. Bunun tipik misali Doktor Zanur'la Nedir? Kastamonu öteki mebusu. Harciye vekili. Zihnim yorgun. Onlar İngilizler tarafından götürüldü Ankara'ya. Mustafa Kemal'i nasihat edin de vazgeçsin diye güya. güya. Yani Yusuf Kemal Tengirşenk. Onlar nasihat edecek de Mustafa Kemal vazgeçecek Yunan Harbi'nde buna kargalar bile güler heyetin diye İngiliz milletvekili taşıyor Ankara'ya ama bu heyet İttihat Terakki'nin hakim olduğu meclisten teşekkür ettiği için Mustafa Kemal burada tam bir hakimiyet kuramadı tam bir hakimiyet kuracağı bir meclis için 3 merhalede bir hazırlık yaptı Şimdi bu meclisi fesih darbesi nasıl gerçekleşti onu anlayın. Birinci merhale nisab-ı müzakere kanunudur. Milletvekillerine dedi ki meclisin aza sayısı 430'lardadır. Birinci meclis. Bunların bir kısmı öldü kaldı derken 400 kabul edelim yuvarlak hesap. 400 kişilik bir mecliste ekseriyet olunamıyor. Çünkü hocalar askere ve nasihat için cepheye gönderiliyor. Bazı milletvekilleri isyan yerlerine nasihat için gönderiliyor bazı asker milletvekilleri cephede hizmet görüyor. İsmet Paşa Edirne milletvekili, Fevzi Paşa Kozan milletvekili. Bunlar hepsi milletvekili. Ekseriyet olamıyoruz. Karar da çıkmıyor. Ey milletvekilleri, yarıdan bir fazla, yani 400 kişide, 201 kişi toplandığı zaman meclis içtima ekseriyeti hasıl olmuş bulunsun. Toplantı sayısı yarıdan bir fazla. İçtima edenlerin de yarıdan bir fazlası bir hususa ittifak ederse kanuniyet kesmetsin. Bunun manası ne? 400 kişi kabul etsen 201 kişi bulduğumu meclisi topluyor. 101 kişi bu hususa evet dedi mi kanun çıkıyor. Şu arz ettiğim sebepler muvazesinde milletvekilleri bunu doğru buldular, kabul ettiler. nisab müzakere kanunu. Bu nisab müzakere kanunu meclisten kurtulması için birinci adımıydı. Bunu kabul ettikten sonra İsmet Paşa'nın Eskişehir Ren Altın Taş kazasında dehşetli bir mağlubiyeti var. Altın Taş hezimeti diye meşhurdu bu. Mektep kitapları bahsetmez. 120 bin kişilik Türk ordusundan İsmet Paşa'nın kötü idaresi yüzünden elinde 40 bin kişi kaldı, 80 bin kişi kaçtı veya öldürüldü. Yunan. Ankara'ya girmesi an meselesiydi. Ankara'yı Kayseri'ye taşımaya başladılar. Bunları duymuşsunuzdur. Lakin her Yunan birliğinin başında bir İngiliz subayı vardı. O müsaade etmeden ileri harekata geçilemezdi. Yunan'a müsaade edilmedi. Polatlı'dan top sesleri duyulan bir hengamda Ankara'da panik meclis Kayseri'ye taşınacak paniği devam ederken İngiliz müsaade etmedi. Ta ki İstanbul'daki silahlar bizim Karadenizli manacılar tarafından İnebolu'ya kaçırılana ve Mustafa Kemal'in galebe sağlayacağı şekilde silah teçhizi tamamlanıncaya kadar Yunan'a ileri hareket müsaadesi vermedi İngiliz. Bakın. Tarih gerçekler ne kadar acıdı. Bunun üzerine meclisten hocalar, heyetler teşkil ederek cepheye gittiler. Askeriyi harp etmiyor. Zor gördü mü kaçıyor. Kimin ayağında çarık yok. kimin silahı yok. Bunlar hesaba kıtan yok. Ey hocalar gidin vaaz edin. Hocalardan heyetler teşkil etti. Cepheye gönderdi onların yokluğunda bir adım daha attı. O da Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetini adı ilan edilmemiş bir parti yaptı. Nasıl? Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Grubu. Parti yok ama grubu var. Anadolu Verumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu bir kanunla kurdu muhalifleri cepheye gönderdikten sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu teşkil eden kanuna bir madde koydu. Meclisin vazifesi bittiğine kanaat getirdiği takdirde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu meclisi fesih selayiyetini haizdir. Meclisin kendi kendinin feshetme hakkını aldı meclisin elinden Anadolu Müdafaa-i Hukuk Grupuna verdi. 10-15 tane yakını olan adama. Şimdi meclisi istediği anda feshetmek için düzen hazır. Bu arada bu yapılan işin ne manaya geldiğini Erzurum Kongresi'ni toplamış olan Kadı Raif Efendi fark etti. Kadı Raif Efendi bu hareketi protesto etti. Anadolu Verumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu diye bir grup kurarak onu fırkalaştırdı. Bunlar yakında Cumhuriyet ilan edecekler. Bu fırkanın, bu cemiyetin sahibi olan bizlere sormadan bu yapılan bu iş yanlıştır. Beyanname neşretti. Biz Erzurum'u Ankara'dan ayırıyoruz. Karabekir bunun beyannamesini bir yazıyla Mustafa Kemal'e bildirdi. Mustafa Kemal'in etekleri zil çaldı. Karabekir'e ya ona söyle. Bu asla bir fırka değildir. Cumhuriyet ilan edeceğimiz hususundaki iddiası da mahsa hayaldir. Türkiye asla Türkiye'de asla cumhuriyet olmayacak. Türkiye'nin başında bir halife İslam olacak. Bir halife İslam olacak. Mevzu bahis olan sadece onun selayetlerinin bugün asrın icabına göre ne derecede tahdit edileceğidir. Bunu Karabekir'e yazıyor. Karabekir'in kitabında görürsünüz. Asla cumhuriyet olmayacak güçlükle Kadı Raif Efendi'yi tatmin ediyorlar. Yoksa Erzurum ayrılıyor. Bu işin daha devamı da var da hilafet pazarlığı ile ilgili başka bir suale cevap verme şansım yok. Hem de zan okundu fazla da geciktiremeyeceğim için bunun neticesine geleyim. O anlatmadığım kısım dolayısıyla inkıta uğramış Lozan konferansı için ikinci defa davet geldi. Çünkü size burada başka vesileyle anlattım. Konya'da bir basın toplantısı yaptı. Bu muhalifler azıttı. Bunlar biz Musul'u vermeyiz. Gerekirse İngilizlerle harp edeceğiz diyorlar. Ben de onlara dedim ki ordumuz yorgundur. Harp edemez. Gerekirse Musul'u vereceğiz. Sulh olacak. Bunun üzerine İngilizler diyor ne oluyor? E sen bizden hilafetin ilgasını istiyorsun ama bu meclis hilafeti ilga etmez. Siz bizi yeniden çağırın. Lozan usul dairesinde bitirin. Bekleyin. Biz hilafeti kaldırmazsak bunu tasdik etmezsiniz. Bu da sev gibi teklif olarak kalır. Murasların imzalamasıyla bir muayede katiyet kesmetmez. Meclise kanun gibi müzakere edilir, kabul edilir, devlet reisi imzalar, öyle yürürlüğe girer. Bunun üzerine ikinci devre Lozan Konferansı başladı. Bu arada Mustafa Kemal meclisi feshedecek ama Ali Şükrü'den korkuyor, yakasına yapışıyor. Ulan sen cumhuriyet ilan edeceksin, niye bu millete erkekle söylemiyorsun diye bağırıyor. Deli bir adam, cesur bir adam. Onu Topal Osman'la yok etti. Topal Osman'ı binbaşı Rauf'la yok etti. Ler diyelim hadi. Bir tek ona yıkmayalım bunu. Netice Ali Şükrü Bey'in katli dolayısıyla umumi bir galeyan oldu. Çünkü sabit oldu ki Topal Osman tarafından bu cinayet işlendi. Maalesef vakit kalmadı. Tafsilatıyla anlatamıyorum. Topal Osman 150 kişisiyle milli mücadeleye çete gitmişti. Zaferden sonra adamların terhis etti. 10 kişi kalmıştı. Mustafa Kemal onları onar etmek için siz benim muhafız kıtamsınız. Çankaya'nın bahçesinde bir yer verdi. Burada barının diye. Onlar Topal Osman adamlarıyla birlikte samanlık saman pazarında bir evleri vardı. Orada Ali Şükrü'yü davet ettiler. Osman Ağa, hasta seninle görüşmek istiyor ziyaretine gelir misin diye. Kahve içerken arkadan adamlar yağlı kemendi boğazına geçirdiler. Ali Şükrü'yü boğdular. Getirdiler Çankaya'nın bahçesine gece gömdüler. 27 Mart'ta. 30 Mart günü ceset bulundu çünkü gece gömdüler iyi gömemediler ayak dışarıda kaldı sinekler konup kalkıyordu bir kadın gördü jandarmaya haber verdi ceset ortaya çıktı lakin bu vaka olduğu gün 10 kişi olan Topal Osman'ın adamları 30 Mart'ta 9 kişi bir tanesi bir adam bıçaklamaktan hapse düşmüş bu dokuz kişiyi binbaşı Rauf Gazi sizi çağırıyor diyerek Çankaya Köşkü'ne davet etti bir sigara içme bahanesiyle. Bir adım geriye kaldı dokuzunu da öldürdü. Çankaya Köşkü'ne de silah attı saçaklara. Efendim katil meyiten elde edildi. Ne biliyordun katil olduğunu? O hapse düşen adamı hapisten çıkardılar o anlattı. Böyle yaptık, böyle yaptık diyor. O hayatta kaldı. 10 adam hapse düştü. Cinayetle 30 cesedin bulunması tarihi arasında. Adam bıçaklamış. Meclise itiraf etti. Topal Osman'ın idamına karar verdi. Ölüyü ayağından ulusla bir daha astılar. Meclisin kararı yerine gelsin diye. Topal Osman'ın yaptığı sabit oldu. Topal Osman konuşur korkusuyla böyle yok edildi. Bundan doğan kargaşa üzerine Mustafa Kemal Anadolu Verumeli Müdafaa Hukuk Kurumu topladı. Meclis feshedilmiştir. 18 Haziran'da seçim var. Maç var. Şerkez memleketi. İkinci meclis bu oldu 30 Mart'ta. 1 Nisan'da istasyonda bir Binada kalıyordu ilk geldiği zaman bugün müzedir. Oraya çekildi Cumhuriyet Halk Partisini kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi tek parti, tek seçiciyle 18 Haziran'da seçim yaptı, ikinci meclis teşekkül etti. Sekreterya gibi. Bir tek Kadir Beyoğlu Zeki Bey jandarmayla, valiyle, kaymakamla mücadele ederek o meclise müstakil girebildi hilafeti kaldıran meclis ikinci meclistir. Harcayamadığı Karabekir gibi, Ali Fuat gibi adamlar da 26'da İzmir suikastıyla harcayacaktır. Onların da ömrü sonuna geliyor. Rauf Bey de böyledir. Onlar da bu güç karşısında kımıldayamadılar. 3 Mart 1924'te ikinci meclis hilafeti ilga etti. Elimde zabıtlar. İngiliz Meclisi 6 Mart 1924'te Lozan'ı görüştü. Hesap ederseniz 22 Temmuz'da imzalandı Lozan. Ertesi senenin 6 Mart'ına kadar buçuk ay İngilizler murahslarının imzaladığı muadeyi meclise getirip görüşmediler. Hilafetin kalkışın, kaldırılışından iki gün sonra görüştüler. Şimdi bunun manası şudur. Birinci mecliste Mustafa Kemal inkılapların hiçbirini yapamazdı. Bu meclisin feshedilmesi lazımdı. Ali Şükrü vakası bahane edildi. Ve söylediğim hazırlık safhalarından sonra o mekanizma kullanarak meclis feshedildi. Bu ikinci meclis bir nevi sekreterle gibi olmakla beraber itibarlı bazı milletvekillerini harcayamadığı için onların sadece sükutunu sağladı. 26'daki İzmir suikastı meselesiyle de onların işini bitirdi. Dikensiz gül bahçesi. Şimdi yazımı değiştireceksin. Şeratımı laf edeceksin. Hocamı asacaksın. Ne istersen yap. Bağ tapu vatan sana kaldı. Millet yetim çocuklar gibi aciz, çaresiz. On küsur sene harp görmüş, zinde evlatları ölmüş, cephelerde kalmış. Kadınlar, ihtiyarlar, çocuklardan ibaret bir millet. Cumhuriyet Halk Partisi baykuş gibi tüneyerek bu milleti bir eldiveni, bir çorabı ters yüz eder gibi hüviyeti asliyesini değiştirerek batılı bir millet haline getirmeye kalkıştı. Kemalist İnkılabı'nın tek gayesi budur. İslam ortadan kalksın. Bunu inkar edecek hiçbir akıl ve mantık sahibi yoktur. Her inkılabın gayesi İslam'ın gücünü kırmaktır. Medresenin lafı da böyledir, tekkenin lafı da böyledir, yazı değişikliği de böyledir fesin kaldırılıp şapkanın mecburi getirilmesi de böyle yapılan her işin maksadı aslisi İslam'ın gücünü kırmaktır. <laughs> eh kader perspektifinden bakıyorsak millet müsaak oldu deriz. Nasıl ki Allah-u Şan tabiata hep yaz vermiyor, kışta veriyor, tabiatı baharda gençleştiriyor. İslam'a da bir kış takdir etti. Bu kışın ameli falan oldu, filan oldu, şöyle yaptı, böyle yaptı, mühim değil. Allah bu dini gençleştirdi. Baharda tabiatı yenilediği gibi. Nasıl baharda fidanlar, toprak altında bütün kış bekleyen tohumlar filiz verirse, sizler manevi iklimin öyle filizleri Gelecek sizindir. Yolunuz, alnınız gibi açık olsun. Allah hepinizden razı olacağı amellere muktedir eylesin. Gereksizliği ve gerekse ekran başında dinleyenleri istifade edip İslam'ın galebesi için çalışma şevkiyle donatsın. Amin. Arzularına tahakkuk şansı lütfetsin. Amin. Milleti hüviyeti asliyesine döndürecek olan hamlelerden nasibinizi ziyadeleştirsin. Amin. Bir fabrikaya ortak olsan, Fabrikadan sana mesaisinde bulunmasan bile kar gelir. Lakin o fabrikanın devamı kat'i değildir. Ola ki bir gün iflas eder. İflas etmese de sana nefes alıp, bildiğin, alıp verdiğin müddetçe oradan bir kar gelir. Sen mezara girdikten sonra oradan kar gelmez. Gelse de sana gelmez. Varislerine gelir. Lakin bir fabrika sana söyleyeyim ki ebediyen iflas etmeden hakimiyeti devam edecektir. Belki fabrikaya teşbih abestir de kazanç elde etme noktasından benzerlik oldu. O fabrika İslam'dır. Kıyamete kadar bakidir. Kıyamete kadar baki olan bu dinin bekasına medar olan hizmette bulunan adamın defteri kapanmaz kıyamete kadar da hizmet ediyormuşsun gibi onun devamına bedar olacak amellere katılmış olman dolayısıyla sana sadece hayattayken değil dünya durdukça hasenat gelir. Sizin amellerinizden Osman Gazi'nin hazretlerinin askerlerine bile pay gider. Osman Gazi'nin Selçuklu ordusunda İslam'ı kabul edenler de onlara bile pay gider. Çünkü mesailer bir zincir gibidir. O zincirin bir halkası. O halka bu zincirin bu halkası için mesnettir. Akıllı adam karın büyüğüne talip olur. Dünyada karın en büyüğü ebedi saadete medar olan iman davası. Ondan sonra da o davanın gerçekleşmesi için hizmete şitap etmektir. Çünkü defterin kıyamete kadar kapanmaz. Sana İslam durdukça işlenen hasenattan pay gelir. Allah hepimizi bu bahtiyar insanlardan eylesin. Lillahi'l-Fatiha.